kızlar bu kez şeytanın bile aklına gelmeyecek bir yöntem buldu. 130 bin liralık lüks saati çalabilmek için özel bir ofis kiraladılar ve numara üstüne numara çevirip amaçlarına ulaştılar. Kesin alacağını söyledi. Parayı göndereceğini söyledi. Özel bir düzenek kurmuşlar. Sırf orayı o saat için tutmuşlar, kiralamışlar. Tünel gibi küçük bir yer kazmışlar. 130 bin liralık lüks saati dolaba koydu. Parayı havale yapacağım deyip kandırdı. Dakikalar sonra o saatte müşteri de ortadan kayboldu. Şaşırdım. Hep görüyordum, izliyordum. Fakat bir anda olunca ne uğradığımı şaşırdım zaten. Nişantaşı'ndaki ikinci el mağazası internet üzerinden satış yapıyordu. Eyüpcan Umurtağ pahalı bir saat için müşteriyle konuştu. Fatih isimli beyefendi bize ilan sitesinin üzerinden ulaştı. Telefonda görüştüğü o adam saati satın almak istediğini söyledi. Kağıthane'de bir ofise çağırdı. Ben gelemiyorum. Arkadaşıma saati teslim edebilirsin dedi. İçeri girdim, ürünü kontrolünü sağladı. Ödemenin gerçekleşeceğini söyledi. Dolandırıcının arkadaşı saati duvardaki gömme dolaba koydu. Sonra da çay getireceğim dedi. Ofisten çıktı. O sırada müşteri aradı. Parayı gönderiyorum dedi. Ödemeyi gerçekleştiriyorum, hesabınızı kontrol edebilirsiniz, dekont paylaşacağım dedi. Ancak iddiaya göre o anda plan devreye girdi ve dolabın arkasındaki bölmeden 130 bin liralık saati çaldı. Bir 10 dakika falan bekledim fakat kimsenin gelmediğini fark edince dışarı çıktım. Kimse yoktu. Dolaba baktım. Dolapta saat yoktu. Tünel gibi küçük bir yer kazmışlar. Mağaza çalışanı hemen polisi aradı. Dolandırıcıların ofisi sadece bu hırsızlık için birkaç gün önce 4500 liraya kiraladığı ortaya çıktı. 130 bin TL ile değeri olan bir saatti. Eyüpcan Umurtağ'ın tek isteği o dolandırıcının yakalanması, saatin bulunması. Şikayetçi olduk. Karakolda uğraştık, sağ olsunlar, yardımcı oldular.